Son konuşmacı olarak yoğun bir rekabetle karşı karşıya olduğumun farkındayım. Bir yanda açık bilim ve açık yarışım, bir yanda öğle yemeği. Onun için elimden geldiğince kısa tutmaya çalışacağım. Bu konuda neyse ki zamana kadar başta Sayın Kılıçdaroğlu Başkanı olmak üzere konuşan konuşmacılar benim işimi bir derece kolaylaştırırlar. Dolayısıyla bazı şeyleri kısa geçersem lütfen kusura bakmayın. Şimdi bugünkü plan belki hem genel hem spesifik sunuşlardan sonra tekrar bir toparlama yapıp açık erişim ekosistemiyle ilgili biraz konuşmak ve bunu yaparken de Türkiye özelinde bazı şeylerden söz etmek konuşmamın sonuna doğru. Bulabildiğimiz açık erişim olarak yorumlanabilecek en iyi alıntılardan bir tanesi herhalde Louis Pasteur'un burada gördüğümüz sözü. Bilim sınır tanımaz çünkü bilgi insanlığa aittir ve dünyayı aydınlatan bir meşaledir şeklinde. Açık bilimle ilgili birçok tanım yapılabilir. Altyapı açısından, kamu kaynaklarının kullanılması açısından, bilgiye demokratik erişim açısından, araştırmaların etkisini verip vermediği açısından. Ben bunlara çok fazla girmeyeceğim ama açık bilim herkesin ortaklaşa işbirliği yaparak katkıda bulunabileceği, sadece araştırma yayınlarına değil aynı zamanda verilere de serbestçe erişilebilen bir yapı demek. Dolayısıyla Sayın TÜBİTAK Başkanı'nın da dediği gibi açık bilim sadece verilere ve yayınlara açık erişim demek değil kuşkusuz. Burada başka aktörler de var. Yayıncılar, araştırmacılar, fon sağlayıcılar, değerlendirme işini yapan hakemler gibi. Dolayısıyla ben bunlara çok fazla girmeyeceğim ama açık bilim ekosisteminin burada konuşacağımızdan daha büyük olduğunu söylemek isterim. Bu artık klasik hale gelen Birleşik Krallık'taki Royal Society'nin yayınlamış olduğu açık girişim olarak bilim kitabı. Burada da gene bilimsel yayınlara açık girişim ve verilere açık girişim vurgulanıyor. Kısaca birkaç örnek vereceğim. Bir başka konuşmada da bunun üzerinden geçmiştim. Bugüne kadar hayatımızı büyük ölçüde etkilemiş olan önemli şeylerin birçoğunun aslında açık erişime borçlu olduğumuzu söylemek lazım. Bunlardan bir tanesi de bilgisayar. 1930'larda John von Neumann o zaman işte bilgisayarlar üzerine çalışırken özellikle bu çalışmaları patentlememek konusunda çok önemli bir karar vermiştir çevresindeki kişilerle birlikte. Bu nedenle de bu bilgisayarla ilgili gelişmeler daha sonra ticari firmalar tarafından da IBM gibi pekala kullanılıp bugün hayatımızı değiştiren bir araç olmuştur. Aynı şekilde CERN'de yaklaşık 20 yıl önce bir iç deneme olarak ya da proje olarak önerilen ve Sir Tim Berners-Lee'nin patronuna sunduğu da biraz belirsiz ama bayağı heyecan verici diye nitelendirdiği World Wide Web aynı şekilde herhangi bir şekilde patentlendirilmemiştir. Dolayısıyla bugünkü web kullanımımızı bir düşündüğünüzde bu da gene açık bilimin bir ürünüdür. Konuşmamın akışını kesmemek için Obama'ya söz vermeyeceğim burada. Küçük 45 saniyelik bir slide var ama şunu vurgulamak istiyorum açık bilimin bir ürünü olarak. 1990'da başta Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere uluslararası bir konsorsiyumla insan genomu projesi başlatılmıştır. Ve bu insan genomu projesi beklenenden daha kısa sürede, 13 yıl gibi bir sürede tamamlanmış ve insanın bütün genleri üzerinde çalışılmış. Amerika Birleşik Devletleri buna $3.8 milyon harcamış. Burada göstermediğim konuşmasında, Precision Medicine'la ilgili bir konuşmasında bunu söylüyor ve daha sonra bir raporda da var. Obama diyor ki, biz insan genomu projesine harcadığımız her bir dolar için $141 geri aldık. $3.8 milyon karşılık $790 küsur milyar dolar geri aldık ve bunun sonucunda da
300 bin kişiye istihdam olanağı sağlandı diyor. Peki nasıl oldu bu? 2000 yılına gelindiğinde Clinton yönetimi 1980'deki Bayh-Dole yasası nedeniyle bu tür şeyler patentleniyordu. İnsan genomu projesinin ürünlerinin patentlenemeyeceğine karar verdi. Onun için de sadece Amerika Birleşik Devletleri ya da konsorsiyum üyeleri kimselerin değil, bütün dünyadaki insanların hangi genlerin hangi hastalıklara yol açtığı konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Nitekim ülkemizde de bu tür gen bulmuş olan saygın bilimcilerimiz var. Dolayısıyla bu da bir açık bilim ürünü olarak nitelendirilebilir. Artı biraz önce Royal Society'nin raporunda gördüğünüz bu İspanyol hıyarı salgını diye adlandırılan şey 2011 yılında olduğu zaman bir an önce buna çare bulmak için herkesten yardım isteniyor ve haftalar içerisinde İspanyol hıyarı salgını ile ilgili virüsün genetik özellikleri çözülüyor. Buradaki kitabın kapağına da bir kısmı yansımış durumda. Dolayısıyla yeniliği hızlandırma açısından açık bilimin son derece önemli bir etkisi var. Üç örnek daha vereceğim kısaca. Açık bilimle yenilik ilişkisi arasında yapılan araştırmalardan bir tanesinde bilim üzerindeki entelektüel mülkiyet haklarının bilimsel araştırma ve ürün geliştirmeyi %30 azalttığı ortaya çıkıyor. Bu da insan genomu projesinden bir çalışma. Çünkü demin de sözünü ettiğim gibi 1980'deki yasa ile birlikte patentlenebiliyordu ama 1998-99'dan itibaren özellikle 2000 yılından itibaren de bunlar patentlenmemeye başladı. Dolayısıyla patentlenen zamandaki ve patentlenmeyen zamandaki araştırmalara bakıldığında mülkiyet haklarının bilimsel araştırma ve ürün geliştirmeyi maalesef sekteye uğrattığı görülüyor. Bir başka çalışma ise biyolojik kaynak merkezleri ile ilgili. Bu kaynaklar da biyolojik dokularla, örneklerle ilgili vesaire kütüphaneler, yaşayan kütüphaneler anlamına geliyor. Bu kütüphanelerin olduğu üniversitelerin üretimlerine bakıldığında bunları kullanan üniversitelere onların yaptığı yayınlara %81 civarında daha fazla atıf yapılıyor. Bu zamana kadar açık erişimin etkisinin atıf sayısının arttırdığı ile ilgili çok fazla şey yayınlandı. Ama biraz kuşkucu yaklaşanlar bu etkiye sürekli iyi ama belki de yani insanlar iyi olan makalelerini, raporlarını açık erişime koyuyorlar. Dolayısıyla bu etki açık erişimin etkisi değil ve buradaki kalitenin etkisi olabilir diyorlardı. Burada son bir çalışmadan birazcık daha detaylı belki bahsedebilirim. Of Mice and Academics diye hepiniz herhalde belki biliyorsunuzdur fareler ve insanları. Burada fareler ve akademisyenler denilmesinin temel nedeni şu. İnsan genomu projesiyle ilgili biraz önce sözünü etmiştik. 1980 yılındaki yasadan sonra DuPont şirketi genetik mühendislik yoluyla üretilmiş farelerin patentlerini alıyordu. Dolayısıyla da aslında bu fareler ve insanlar arasında %99 genler arasında benzeşiklik varmış. Bunu duyduktan sonra farelere olan sempatim tabii ki daha da arttı o açıdan bakıldığında. Ama bunlar hastalandırılmış fareler. Bir de üzerine kuşkusuz işte istediği gen oynayarak hasta edecek, iyileştirecek vesaire. Dolayısıyla genetik olarak oynanmış bir farenin üretilmesi yaklaşık 18 ay alıyor. Bunun için de DuPont diyor ki yani bununla ilgili araştırma yapacaksan bana gelmen lazım. Bu süre içerisinde sanıyorum 4 çeşit fare var. Şimdi adlarını sayamayacağım. Bunların 1998 ve 99'a gelindiğinde Ulusal Sağlık Enstitüleri Amerika Birleşik Devletleri'nde DuPont'la bir anlaşma yapıyor. Ve bu anlaşmadan sonra da herkesin aslında genetik olarak yetiştirilmiş fareleri kullanarak araştırmalarını yapabileceği bir durum ortaya çıkıyor.
Bu araştırmacılara, bunlar MIT'den ve diğer ülkelerden araştırmacılar, doğal bir deney ortamı yaratıyor. Ya acaba 1980 ile 98-99 arasında genetik olarak yetiştirilmiş bu farelerin kullanımıyla ilgili yapılan araştırmaların etkisiyle NIH'in bu anlaşmayı yaptıktan sonra ve herkesin bu farelere, ki 13 bin tane falan patentlenmiş anladığım kadarıyla, eriştikten sonraki araştırmaların etkisi arasında ne kadar fark var diye ve açık olarak ortaya çıkan şey çok büyük ölçüde daha sonra farelere erişimin kolaylaşmasıyla birlikte yapılan araştırmaların etkisinin daha yüksek olduğu görülüyor. Bu araştırma 2008-2009 yılında yapılmış. Kolayca bulabilirsiniz. Size daha otoritatif bir kaynak vereyim diye baktığımda 2014 yılında Academy of Management Proceedings dergisinde yayınlanmış. Çok ironik bir durum. NBER'dan açık olarak erişebildiğiniz bu makale şu anda maalesef abstraktı dışında açık değil. Ama buradaki adresten tamamına hala erişebilirsiniz. Şimdi bütün bunların arkasında yatan temel neden tabii ki ta Pasteur'dan bu yana bilimsel bilginin kamu malı olarak görülmesi. Kamu malı nedir? Kamu malı hepimiz kullanıyoruz. Değeri azalmadan başkalarıyla paylaşılabilir. Ben bilgimi paylaştığım zaman hem ben aynı bilgiye sahip olmaya devam ediyorum hem de başkaları da bundan yararlanıyor. Öte yandan bilimsel bilgiyi genellikle sadece belli bir grubun kullanımıyla sınırlamak zor ve maliyetli. Yani bu tıpla ilgili yapılan gelişmelerde olsun, araştırmalarda olsun, mühendislikle ilgili alanlarda olsun bir şekilde ya sen bu araştırmaya katkıda bulunmadın, dolayısıyla işte Alzheimer hastalığı ile ilgili maalesef şu kadar sana yardımcı olabiliriz gibi bir durum yok. Öte yandan Ar-Ge yatırımlarının çok büyük bir kısmı da zaten kamu kurumları tarafından yapılıyor. Burada görüyorsunuz Ar-Ge yatırımlarına ayrılan payın ne kadar olduğunu. Türkiye'de ararsanız bulabileceğiniz bir yerde burada ama şimdi acelem var. Kamu sektörünün Ar-Ge'ye katkısıyla ilgili olarak da görüyorsunuz buradaki rakamları. Türkiye'de de işte yaklaşık 7-8 milyar USD civarında 2013 verisi. Bunları üniversitelere de katacak olursak yarısı yaklaşık kamu tarafından destekleniyor bu araştırmaların diyebiliriz. Şimdi evet, bilimsel bilgi kamu malı ama bilimsel iletişim denilen şey araştırmayla ticaretin hem de karlı bir ticaretin kesişimi. Baktığımız zaman bilimsel yayıncılık yılda yaklaşık 25 milyar dolarlık bir küresel pazar oluşturuyor. Müthiş bir rakam. Açık erişim bu kaynaklara, kamu kaynaklarıyla desteklenen araştırma sonuçlarına ve şimdi verilere de ücretsiz erişimi savunuyor. Ama o ara kesitte gördüğümüz bilimsel iletişim, biraz önce sayın konuşmacının da söylediği gibi bu işi en azından daha iyi yapan, onlara outsource edilmiş olan yayıncıların çalışma alanı halinde. Bu o zamana kadar da başarılı bir şekilde politikaları henüz etkileyebilmiş değiliz, Dars'ın da söylediği gibi. Biraz önce sözünü ettiğim açık bilimle ilgili paydaşlar burada da gündemde. Başta fon sağlayıcılar olmak üzere, araştırma kurumları olmak üzere, araştırmacıların kendileri, yayıncılar, kurumsal arşivler olmak üzere bu o lehdarlar, eski deyişle paydaşlar, açık erişimin olmazsa olmazları. Dolayısıyla belki bu slide'ı hızlıca geçebiliriz. Evet, araştırmaların etkisi artıyor. Evet, daha fazla kişi araştırmalarınızı görüyor. Evet, vergi verenler vergilerinin karşılığını almış oluyor vesaire ama bütün bunları söylemek biraz önce sözünü ettiğimiz o ara kesitteki araştırmacıların, fon sağlayıcıların vesaire davranışını etkilememizi kolaylaştırmıyor. Bu toplantıda biraz önce bir sayın rektörle konuşuyorduk. Kendisi buradan bilemiyor. Ya acaba kamu kaynaklarından biz makale destekleme için para ödeyebilir miyiz diye sordu bana çok haklı olarak. Bunları daha geniş bir zamanda belki konuşmak lazım. Şimdi
Üzerinde durulduğu için çok fazla burada açmayacağım ama verileri ve yayınları açık erişim yapabilmenin başlıca iki yolu var. Ekonomik modeli var. Birincisi işte okuyucu öder modeli, yani abone oluyorsunuz, lisanslıyorsunuz. Dolayısıyla kim yararlanıyorsa, kim okuyorsa bu kişiler ödüyor. İkincisi ise yazarlar ya da yazarların çalıştığı kurumlar öder. Biraz önce sözünü ettiğim makale işlem ücretleri vesaire bunun içine giriyor. Dolayısıyla bu iki modelin arasında işte hibrit model şu bu var ki birçok ticari yayıncı buna el attı şu anda. Eminim okuyucu öder dergilerde de bakıyorsunuz bazı makaleler daha baştan açık. Biraz önce Academy of Management Proceedings'in makalesi açıklayıldı ama dolayısıyla belli ki bunun için işte yaklaşık 2000 euro civarında kurum para ödemiş. Şimdi buraya kadar söylediklerimiz ya acaba ne oluyor? Biraz önce dedi ki 25 milyar dolarlık bir akademik yayıncılık pazarı var. Bu akademik dergilere ait olan kısmı yaklaşık 7,5 milyar euro. Bu para niçin ödeniyor? Yaklaşık 2 milyon makale, 1,8-1,9 arasında değişiyor. Bu makalelerin yaklaşık 1,5 milyonu da Web of Science'da listeleniyor. Bu hesaba göre eğer 1,5 milyon makale alırsanız farklı, 2 milyon makale alırsanız farklı ama bu çevrimde bir makalenin maliyeti karıyla birlikte 3800 ile 5000 euro arasında değişiyor. Belli ki piyasada bu para var. Önemli olan bu paranın yeniden yönlendirilmesi. Repurposing dediğimiz şey. Dolayısıyla eğer ortada bu para varsa fon sağlayıcılar olarak, araştırma kurumları olarak pekala biraz önce dersin dediği gibi bir senaryo pekala düşünebiliriz. Şimdi açık erişimi sağlamak için nasıl politikalar izleniyor ona da kısaca söz edeyim. Bu OECD'nin bir raporundan geliyor. Ben biraz yumuşattım. O sopa ve havuç diyor ilk ikisi için. Ben yaptırım ve özendirme demeyi tercih ettim. Birincisi zorunluluk. Yani fon sağlayan kuruluşların, örneğin TÜBİTAK gibi vesaire, ya bak bundan üretilen yayınlara ve verilere açık erişim sağlayacaksın demesi. İkincisi ve gene söylendiği gibi birinciyle ilgili olarak bunların bir şekilde örneğin üniversiteler tarafından yükselme kriteri vesaire olarak kullanılması. Bu yapılan bir şey. İskoçya'dan gelen konuşmacımız Ref'ten bahsetti. Araştırma mükemmeliyet çerçevesi diye. Dolayısıyla siz eğer üniversitenizin para almasını istiyorsanız üretilmiş olan yayınların bir şekilde açık arşivlerde bulundurulmasını yerine getirmek zorundasınız. Aksi takdirde bölümünüze kaynak gelmeyecek anlamına. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi de bireysel olarak Liege modeli denilen ve doğrudan yükselmelerle ilişkilendiren bir model. Özendirme ise bu araştırmacıların yaptıkları araştırmaların açık erişim olması için desteklenmesi, örneğin makale işlem ücretlerinin ödenmesi. Bunlar nedeniyle de pekala işte biraz önce kısa geçtiğimiz daha fazla okuyucunun bu kaynakları görmesi, atıf oranlarının artması gibi birçok argüman kullanılabilir. Ama eğer bu özendiriciler yerinde kullanılırsa kuşkusuz bunların da etkisi var. Bir üçüncü nokta ise enablers diye adlandırılan kolaylaştırıcılar. Buna sert ve yumuşak altyapı demek mümkün. Sert altyapı dediğimiz zaman belki aklımıza kurumsal arşivler, veri tabanları, dijital kütüphaneler falan geliyor. Çok önemli. Beceriler kısmı ise veri hizmetleri, örneğin Finlandiya'da bu tür programlar var, veri yönetimiyle ilgili büyük veriden bahsediliyor. Yasal düzenlemeler dediğimiz bütün bu ekosistemle ilgili sadece işte makale işlem ücreti ödemek ya da zorunlu hale getirmek gerekli değil. Aynı zamanda örneğin telif hakkı yasasını değiştirmeniz gerekiyor. Almanya'da yakın zamanda
yayıncılara telif haklarını vermiş bile olsanız, aradan 12 ay geçtikten sonra yazarların makalelerini açık erişim yapabilecekleri konusunda bir yasa geçti. Benzeri bir şekilde Birleşik Krallık'ta yine yakın zamanda Jean-François'un da sözünü ettiği text and data mining, veri ve metin madenciliği ile ilgili olarak haklarını, yayıncıların haklarını sıfırlayan bir karar alındı. Yani yayıncılar, bir dakika bu makaleler üzerinde veri madenleme yapamazsınız diyemeyecek. Kanunen Birleşik Krallık'ta böyle bir karar alındı. Şimdi son slaytım, sondan bir önceki slaytım diyebilirim. Birazcık bunun üzerinde durayım. Çok karmaşık bir şekil olduğunun farkındayım. Ama kabaca üst taraftakileri mikro düzeyde açık erişim ekosisteminin parçaları olarak görebiliriz. Alttakileri de makro düzeyde. Örneğin belirli bir üniversitedeki bilimsel araştırma projeleri birimi ya da akademik ilerlemelerle, yükselmelerle ilgili kararların verildiği, yayınların tutulduğu akademik envanter sistemleri, özgeçmişler, akademik değerlendirme sistemleri, kütüphane ya da kurumsal arşiv bu mikro düzeydeki bileşenleri oluşturuyor. Ancak kurumsal arşivin sadece kendi kurumu içerisindeki bu unsurlarla iletişimde bulunması kuşkusuz yeterli değil. Biraz önce gene İskoçya'dan gelen Bill Nixon'ın kullandığı bir slide vardı. Bizim aynı zamanda kurum dışındaki açık erişim paydaşlarıyla da iletişimde bulunmamız lazım. Örneğin kurum içerisinde ilerlemeden bahsediyoruz ama aynı zamanda bu üniversite arası kurul ve YÖK'ün de kuşkusuz görevlerinden bir tanesi. Kurum içerisinde yayın listelerinden bahsediyoruz ama bu aynı zamanda YÖK'ün YÖK sisinde de olması gereken ya da TÜBİTAK'ın ARBİS'inde de olan bir özellik. Benzeri bir şekilde altyapıdan bahsettiğimiz zaman örneğin işte TRUBA şu anda yüksek başarılı hesaplama hizmetleri sağlıyor akademisyenlere. Ben şöyle bir baktım, TRUBA'nın içerisine herhangi bir şey geçiyor mu açık erişim diye. Herhangi bir şey görmedim. Fakat bu tür yapılara ihtiyaç var. Yine biraz önce Gültekin Bey'in sözüne ettiği işte Dergi Park'ta 800 civarında dergi var şu anda açık erişim. Yaklaşık 160 bin makaleden söz ediyoruz. Bir şekilde en azından yurt içindeki yayınlarla kurumsal arşiv arasında bir organik bağ oluşturulmalı. Bunun uluslararası bacakları da var. Örneğin OpenAir, 13 milyon civarında kaynak var. Siz eğer görünürlüğü artırmak istiyorsanız kamu parasıyla ürettiğiniz bu araştırmadan orada da yansıtılmasını isteyeceksiniz. Bu malzemenin bir kısmının hep sizin sıfırdan eline girmek yerine başka yerlerden alınması gerekecek. Örneğin ORCID aracılığıyla, örneğin Thomson Reuters veri tabanlarından, örneğin Scopus'tan, örneğin Google Scholar'dan. Gördüğünüz gibi böyle bir ekosistemi kurmadığınız zaman o zaman işler tavsamaya başlıyor. Yani olay sadece gariban öğrencilere, yüksek lisans doktor öğrencilere hadi bakalım tezini açık arşive koymazsan mezun olamazsın demek değil. Bugün baktığımızda bu çalışma için bakıyorum bizim Hacettepe'nin akademik sisteminde yönettiğim test sayısı farklı. Yüksek Öğretim Kurulu sisteminde sadece 2014 yılı tezleri ve ilk yönettiğim tez alınmış. Aradakiler nerede bilinmez. TÜBİTAK'ın ARBİS sisteminde bir başka şey. Şimdi o zaman bu ekosistemse eğer birbiriyle ilişkisi olan şeylerse bu kurumların Hacettepe Üniversitesi'nin mikro düzeyde YÖKSİS'in ve TÜBİTAK ARBİS'in birbiriyle konuşup, birlikte çalışıp bu ikilemeleri, bu düzensizlikleri ortadan kaldırmaları gerekmez mi? Yok, sanıyorum ki geçen yılda galiba araştırmacı numarası diye bir şey başlattı ama ben kendi araştırmacı numarama baktım bu sunuşa gelirken. Adım soyadımdan başka bir şey yok. Hiç abartmıyorum. Bir de numaramı. Bir de sizin bu numaraları bir şekilde benzeri numaralarla örneğin ORCID'le ilişkilendirmeniz
Orkid'le ilişkilendirmeniz gerekmiyor mu? Soracağım Fransuva. Mesela bir iki sene önce Hacettepe Üniversitesi'nde şöyle bir şey oldu. Hepinize Researcher ID veriyoruz. Otomatik olarak atandı. Ben yazdım o zaman, ya bakın benim Researcher ID'm var, lütfen bunu kullanın. İki sene geçti, aradan geldiler. Senin Researcher ID'm bu, altında hiçbir şey yok. Halbuki benim daha önce aldığım numaranın altında bütün yayınlarım. Aynı şekilde Researcher ID ile Orkid birbiriyle konuşuyor. Dolayısıyla birdenbire alışverişi yapıyorlar. Ama benim üniversitem diyor ki bana, sen bu numarasın. Bakın bir insana siz şusunuz demek çok kuvvetli bir bildirimdir. Yani bu ad konusunda da olabilir, araştırmacı numarası konusunda da olabilir, başka şeyler konusunda da olabilir. Sanki hani, şimdi ona girmeyeceğim ama Orkid, Researcher ID vesaire, tek hani numara buymuş, bir tek biz biliyormuşuz, bundan başka da numara yokmuş gibi. Şimdi tekrar geliyorum, yani varsa eğer mümkün TÜBİTAK'ın bu yönde söyleyecekleri, o zaman bu tür sistemlerle birlikte çalışabilirdik mutlaka ve mutlaka değerlendirilmeli. Aksi takdirde bunların üzerine karar mekanizmaları oluşturacaksınız. Belki size şaka gelebiliyor benim kaç tez yönettiğim ama yani öbür gün herhangi bir proje almak söz konusu olduğunda eğer bir eşik değeri koyduysanız ve şu kadardan az tez yöneten kişiler bu şeye başvuramaz diye o zaman resim tamamen değişiyor. Onun için bu ekosistemdeki bileşenlerin birbiriyle çok yakından çalışması lazım. Bu resim üzerinde daha çok uzun konuşabilirim ama burada kesmek zorundayım. Sanıyorum ki siz detaylara baktığınızda diğerlerini görebilirsiniz. Biraz önce bundan konuştuğumuz için çok hızlı geçeceğim. Politika geliştirilmesi, Türkiye'de henüz bir fon sağlayıcı politikası yok. Kurumların politikaları üniversitelerinde henüz daha zorlayıcı değil maalesef. Özendirici girişimler, örneğin yazarlara makale işlem ücretleri ödenmesi de çok yeni bizim için. Biz pastor çalışmasını yaptığında bir üniversitemizden ama biz vermiştik demişti bir meslektaşımız. Doğrudur, başkaları da vardı fakat kritik yoğunluk oluşmuş değil bu konuda. Kolaylaştırıcılar, biraz önceki resme yeniden geri dönüp bakmanızı istiyorum kolaylaştırıcılar konusunda. Hem sert altyapı olarak kurumsal arşivler vesaire, hem de yumuşak altyapı olarak örneğin telif hakları vesaire konusunda. Size Avusturya'nın TÜBİTAK'ında çalışan açık erişimden sorumlu Folk Reckling'in bu açık bilimle, açıklıkla ilgili sözüyle baş başa bırakarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Açıklık bilimin ve bilim yapmanın normatif özüdür. Açıklık sonuçların bilimsel ve pratik uygulamalar için tekrarlanmasının, doğrulanmasının ve yeniden kullanılmasının ön koşuludur. Bu nedenle her araştırma fonlayıcısının temel ödevi, görev değil ödev, politik ve mali olarak tam açık erişime geçişi uygulamaktır. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Şimdi yarın Türk Standartlar Enstitüsü'nün bir çalışmayı olacak. Oraya gittiğimizde eminim ki diyecekler ki bütün çalışmalarınızı patent altına almanız lazım, korumanız lazım. Intellectual property olarak bu çalışmalar üzerindeki hakkınızı üzerinize almanız lazım diyecekler. Yani çalıştığın ana teması bu olacak. Fakat siz de sunumunuzda haklı olarak çok güzel örnekler verdiniz. Mesela söyledikleri World Wide Web üzerinde çalışmalar, Van Leeuwen'in Computer Architecture üzerindeki çalışmaları. Eğer açık erişim olmasaydı, bir koruma altına alınmış olsaydı, belki de World Wide Web'te, internette, bilgisayar teknolojilerinde bu noktaya gelmemiş olacaktık. Yani burada bir ikilem, bir dilemma yaşıyoruz. Bununla ilgili ne dersiniz? Şimdi teşekkür ederim Sayın Başkan sorunuz için. Tabii ki burada siyah beyaz bir ekosistemden söz etmiyoruz. Ama genellikle belki bizim kültürümüze özgü bir şey, biz olmadığını düşünüyoruz önce.
Yani örneğin dediğiniz zaman ya erişime aç, benim raporumu bir başkası kendi adına koyup yayınlarsa ya da işte ben daha sonra bu o makaleyi başka yerde yayınlayamazsam. Fakat baktığımız zaman açık erişimin nereden baksanız 20 küsur yıllık bir geçmişi var. Benim ilk açık erişim makalemi yayınlamam sanıyorum 92 yılı falandı. Önümüzde arşiv örneği var. Fizikçilerin 1990'lı yıllardan bu yana çalışmalarını bu arşivlerde yayınladığını görüyoruz. Elbette buradaki entelektüel mülkiyet hakları ile ilgili bütün sorunlar çözülmüş değil. Elbette ulusal güvenlikle, şununla bununla, patentlerle ilgili başka sorunlar da ortaya çıkabilir. Ama genel olarak baktığımızda eğer açık bilim nosyonu, bilimsel bilginin kamu malı olduğu nosyonu eğer bize hitap ediyorsa, o zaman bu sorunları da çözebilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde örneğin ne bileyim işte ORCID'le Researcher ID ya da OpenAI birbiriyle konuşurken bizim olmayan kuruluşlarımız ya da YÖK'ümüz ya da TÜBİTAK'ımız buralarla konuşamıyorsa, o zaman biz hem bu araştırmaların sonuçlarının çevrimin hızlanması açısından insanların hayatına yeni şeyler getirmesi sürecini uzatmış oluyoruz. Hem de belki de biraz önce de gördüğünüz entelektüel mülkiyet haklarının kısıtlayıcı özelliğini, bu nedenle de daha fazla etki yapabilecekken araştırmalarımız bu etkiden yoksun kalmış oluyoruz diye düşünüyorum. Bu bakımdan bu bir ikna etme süreci, advocacy süreci, bizim bakanlıklarımızın, kurumlarımızın buna çok ihtiyacı var. Ama aynı kurumlar örneğin 2007 yılında henüz daha yayınlara açık erişim yokken Türkiye'de verilere açık erişim OECD bildirgesine imza atabiliyor. Ben bunu hala anlamış değilim ve kimin imzayı attığını da bu zamana kadar bulabilmiş değilim. Dolayısıyla da bir yandan bir niyet var herhalde ama arkasını getirme konusunda daha yoğun çalışmamız gerekiyor. Belki sorunun tam cevabı değil, kusura bakmayın. Evet, çok teşekkür ederiz. Yani bunun uzun bir tartışma olduğunu farkındayım.